Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video atamıyorduk biliyorsunuz. Şimdi artık bundan sonra inşallah atacağız videolarımızı. Buzaklarımı göstereyim arkadaşlar. 3 tane yeri buzağım oldu. İkisi aşağıda. Süt içerirken çok zor oluyor diye ikisini aşağıya attım. Aşağıki ahırıma. Burada bir tane var. Onları da çekeceğim. Bir de arkadaşlar bu buzaklar satılıktır. Bilginiz olsun. İsteyen arkadaşlara iletişime geçebiliriz. Yorumlarda şey yapabilirsiniz. Yerimiz Sakarya Karasu'da. Arkadaşlar 85 bin lira istiyorum buzaklarıma. 3 tane dişi. Gayet güzel aşıdan olma buzaklar. Kaliteli. 3 tane dişi 85 bin lira istiyorum arkadaşlar. Burada bir tane düven var. Arkadaşlar bu çok tarlaya kaçıyor diye bunu dışarıya atmıyorum. İneklerim şu an dışarıda. Bu da oğlum Sezar. Sezar oğlum. Poz ver bakayım. Poz ver. Germe ger yatıyor. Şimdi yem arıyorum arkadaşlar. İneklerimi alacağım yem aldıktan sonra. Şöyle evi de çekeyim. Saman, yonca arkadaşlar. Başka hiçbir şey vermiyorum. Saman, yonca, tuz. Görüyorsunuz yonca balyalarım. Samanlarım da bura. Sılaj da alacağız arkadaşlar. Sılaj zamanı geldi. Sılajı kendim yapıyordum. Artık yapmama kararı aldım. Dışarıdan alacağım. Tonun 1,5'ü anlaştım. Dökme şeklinde alacağım. 20-30 ton. Şimdi ineklerimizi alalım aşağıdan. Hem buzaklarımı da göstereyim size. Arkadaşlar buzaklarım burada. Bakın gayet güzeller. Şöyle göstereyim. Bu kırmızı Holstein. Bu da normal alaca. Çok hareketler, çok güzeller. Hepsi dişi arkadaşlar. Üçü de dişi. Şey yaparken de gösteririm. Şimdi buradan sağılır ineklerimi alacağım. Diğerleri zaten biliyorsunuz bahçede. Onlara evin öteki tarafından yiyecek veriyorum. Şimdi şu büyük ineğimi alacağım. Bu kabak simentalimi sabahtan sabaha sağıyorum. Sütü az çünkü. Artık şeyi geldi. Git kızım. Git kızım aşağı git. Hadi geçin kızım. Doğuranlar bunlar arkadaşlar. İki. Bu doğurmuştu. Yüklü bu. Bir de bu üçüncü hayvanım. Bakın arkadaşlar seneye kurbanlıklarım. Çok güzel oldular. Şu üçü. Şu. Bir de orada dört Arap. Bunu da kurbana vereceğim. Nasip olursa bakalım. Hayvanlarımızı bağladık arkadaşlar. Arkadaşlar video çekemiyordum çünkü biliyorsunuz fındık hazırlığına başladık. Tırpan falan derken gerçekten çok meşguldüm. Bir türlü fırsatım olmadı. Burayı aksattığımın farkındayım. Ama bundan sonra inşallah bol bol videolar gelecek. Şimdi hayvanlarımızın memelerini yıkayacağım. Ondan sonra sağım işlemine geçeceğim. Önlerine vereceğim. O arada videolar çekeceğim şimdi. Arkadaşlar makinamızı taktık hayvanımıza, sağ oluyor. Bu hayvanlarımız hep peş peşe doğurdu arkadaşlar. 3 gün 4 gün arayla doğurdular. Bir bu doğurmadı. Bunun daha bu şu an 4-5 aylık yüklü. Bu ikisi bir doğu doğurdu. Şimdi yemlerini verdim arkadaşlar. Samanla yonca karışık. Ayrıyetten üzerine süt yemi koydum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi hayvanlarım bunları yiyecek. Zaten ben bunları sağıyorum. 1-2 saat ahırda kalıyorlar. Ondan sonra önlerini tamamen bitirdikten sonra bahçeye salıyorum. Yani dışarısı serin olduğu için güzel, rahat bir şekilde yatıyorlar. Buzaklarımı tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Buzaklarıma 85.000 TL istiyorum. Pazarlık payımız vardır. Bilginiz olsun. Şöyle devam edelim. Aşağıya şimdi yem götüreceğim. Onu da çekeceğiz. Ama önce el arabasıyla saman koyacağız. Buzdolapları var arkadaşlar ters. Onlara saman dolduruyorum. Üstüne besi yemi koyuyorum. Başka hiçbir şey vermiyorum. Bir de orada reygras vardı. Bitti gerçi onlar. Normal çayır otu var. Ondan veriyorum. Öyle onlar kendi zaten besilendiler. Besi yemi yedikleri için. Kurbanlıklarım var. Düven var. Yüklü ineklerim var gene orada. Bunlar sağalırlarım. 4 tane sağalırım var arkadaşlar şu anda. Bir de arkadaşlar fiyatlar çok düşük. Süt fiyatları hala 13-14 liralarda. Yani yemin çuvalını şu an 560 liraya alıyoruz. Yani
gerçekten çok düşük. Yani şu an baktığın zaman 20-25 lira bandı olması lazım süt. Yani bilmiyorum, süt hayvancılığı yapanlar bilir. Gerçekten maliyetler çok yüksek. Sattığımız sütün karşılığını alamıyoruz adam gibi. Benim aldığım bütün şeyler yeme gidiyor. Yani şu hayvanlardan aldığım süt yeme gidiyor. Yani bilmiyorum nasıl olacak. Şimdi aşağıdaki hayvanlarımıza geçelim. Onlara saman verelim. Orada da video çekeceğim. Orada da görüşürüz. Arkadaşlar verdim samanı. Üzerine döktüm besiyemini. Yiyorlar. Şimdi buradan çayır da vereceğim. Buraya döküyorum. Buradan yiyorlar rahatlıkla. Hem onlar yiyor. Şurada çayırlar var. Bu şavrola diyor. Yüklü arkadaşlar. Yeni yük aldı. Şu anda Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. 17 aylık civarında şu an. Bu ineğim yüklü. Kurbandan yırtmıştı geçen sene. Bu öbür seneye kurban. Birinci kurbanlığım. İkinci, beyaz üçüncü, siyah dördüncü. Düvemde bir doğru ineğim de beşinci kurbanlığım. Bunları kurbana vereceğim arkadaşlar. Eğer bu düvem de olmazsa onu da kurbana vereceğim. Bu hayvanlarım çok iyi. Şu arkadaki beyaz, Belçika mavisi, simmental, akbaş, Arap tosun. Güzel yani. Bunların ama keyfi burada yerinde. Görüyorsunuz zaten alanı. Mis gibi yaşıyorlar burada. Şimdi hayvanımıza makineyi takmıştık. Onu da bakalım. Gel kızım gel. Gel. Sezar dur. Dur. Sezar. Dur. Sezar'ın da karnı acıkmış. Dur da, dur oğlum.
Şimdi uzaklarımızı açalım. Dışarıda da bir gösterelim onları. Büyüksünler. Süt diye yıkacaklar ortalığı. Gel kızım gel. Gel korkma gel. 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 Tamam dur. Sezar'ın arkadaşları bunlar arkadaşlar. Benden kıskanıyor onları. Seviyorum ya onları. Hemen şey yapıyor. Gel gel kızım hadi gel. Gel. Hadi gel kızım gel. 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 Dur kızım dur. Şöyle göstereyim uzakları. Arkadaşlar 85 bin lira pazarlık payı vardır. Yukarıdaki akbaş da içinde 3 tane var zaten. Pazarlık payımız var yani. 25 günlükler. Yani çok canlı hayvanlar. Şöyle bakın. Kendi hayvanlarım zaten. Bilen biliyor zaten. 25 günlükler. 85 bin lira istiyorum. Pazarlık payımız vardır. Yerimiz Sakarya Karasu. Bildiğinize. Aşıdan kaliteli hayvanlar. Şöyle bakın. Şimdi bunları şey yapalım çünkü sonra içirmesi zor oluyor. İnternetten görüp de gelenlere biraz güzel indirim yapacağım. Bilginiz olsun. Gelmek isteyen, ulaşmak isteyenler haber etsin. Yorumlarda belli etsin. Ona göre haberleşiriz. Öteki de orada zaten. Gel göstereyim bunu. Şöyle bakalım. Sezar seviyor hepsini. Bunlar gittiniz. Sezar biraz üzülecek ama olsun. Değil mi oğlum? Hadi git öteye. Öteki hayvanımıza tak şeyi. Olacak. Şurada ellerimizi yıkayalım. Sezar'ı. Bu hayvanımızı sağacağız. En son bu ikisini sağıyorum arkadaşlar. O yüzden dolayı bunu teyit geçtim. Ondan da aldık mı? Arkadaşlar videolar çekemiyorum. Dediğim gibi meşguldüm. Çok tırpan işleri vardı. Biraz piyasaya tırpan yaptık. 19 gün boyunca başka yerlere kendi işi yerimizde içinde yevmiyelere gittik tırpan yaptık. Grubumuz var. Onlarla. Şimdi fındık toplama işleri başlıyor. Biliyorsunuz bizim dükkan var. Fındık alım satım. O da var. Yoğun olduğu için. Şimdi fındık işleri de başlıyor. Kendi yerimizi toplayacağız bu hafta. Bol bol videolar gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Yani biraz aksattığımı farkındayım. Kusura bakmayın. Özür dilerim yani. Ama bundan sonra güzel videolar gelecek. Uzakların da fotoğrafını falan bırakacağım. Ulaşmak isteyenler yorumlarda belli etsin. Veyahut da Instagram adresimi bırakırım. Oradan ulaşabilirsiniz bana. Yerimiz Sakarya Karasu'da. İsteyenler benimle iletişime geçebilir. Arkadaşlar takipte kalın. Abone olun. Abone olmak ücretsizdir. Beğenin, yorum yapın. Fikirlerinizi söyleyin. Çekmek istediğim videoları söyleyin. Traktör videoları, her türlü videolar gelecek. Çok güzel videolarımız var. Abone olun. Bildirimleri açın. Video attığım gibi zaten size ekrana düşecektir. Samet Köse video atmıştır diye. Onun dışında başka da bir şey yok. Kendinize çok iyi dikkat edin. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.